Değerli Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız, Dernek Başkanımız, değerli gazeteci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlarımız, yani bu alanda emek veren, çalışan arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, aynı zamanda İdareciler Günü, bunu hep beraber hem de bizim mesleğimiz idareciler açısından da 10 Ocak çeşitli sebeplerle İdareciler Günü olarak ilan edilmiş ama tabii ki bugün burada hem İdareciler Günü'nü hem de Gazeteciler Günü'nden ziyade daha çok Çalışan Gazeteciler Günü olması hasebiyle buluşmuş olduk. Bu sade böyle kahvaltıda sabah saatlerinde birlikte olmayı sizlerle bir aile olarak birlikte olmayı hedefledik. Değerli arkadaşlar, tabii ki gazetecilik mesleği gerçekten ülkemizde son derece önem arz ediyor. Nitekim toplumumuzun, bireylerin, insanların doğru haber almaya, zamanında etkili haber alma ihtiyacı var. Bandırma'da da bu anlamda ciddi bir uğraşı alanı olarak düşündüğümüz seviyeli bir sektör. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bandırma basını, bandırma gazeteciliğinin mesleğiyle iştigal eden arkadaşlarımızı seviyeli bir şekilde haberciliği, elde edilen verilerin, bilginin, içeriğin vatandaşa ulaştırılmasında doğru haberciliği, ilkeli haberciliği ilke edindiğini ifade etmek istiyorum. Bu anlamda tüm arkadaşlarımıza, tüm bu sektörde bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten kurumlarımız nezdinde eğer bir konu varsa, vatandaşımızın bilgilendirilmesi gereken, haberdar edilmesi gereken bir konu varsa, teyidi yapılarak, teyide muhtaç konuları hemen sorarak doğrusunun ne olduğunu tespit edip, bu doğrultuda, bu minvalde haberleştirmelerinden dolayı kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Zira doğru verilmeyen bilgi, halkın, kamuoyunun doğru aydınlatılmadığı takdirde gerçekten farklı insanların zihinlerinde, insanların dünyasında farklı sonuçlara sebebiyet veriyor. Bu çok ilkeli bir tutum da olmuyor. Dolayısıyla bunu genel evrensel kabuller açısından da baktığımızda böyle olması gerektiğini, her mesleğin aslında ama gazetecinin daha çok tabii kamuoyu, tüm bir kamuoyu ilgilediği için daha çok bu konuda tarafsızlığa, ilkeli haber vermeye, doğru haber ulaştırmaya önem verilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Mesleğin temelinde olan, mesleğin mayasında olan bir husus. Bu konuda tekrar onu anlatmaya çalışıyorum. Halen teşekkür ediyoruz. Aslında az önce cümle arasında söyledim. Her meslekte bu ilke edinilmeli. Bandırmamız da bu anlamda güzel bir iletişim var. Güzel bir birliktelik var. Bir aile olarak, bandırma ailesi olarak birlikteyiz. Amacımız bu tür etkinliklerde, bu tür çalışmalarda hem birbirimize karşı doğru bir diyalog kurmak, doğru bir iletişim kurmak, hem de yapılan işleri, yapılacak çalışmaları sağlıklı yürütebilmek. Bugün de 10 Ocak olması hasebiyle az önce ifade ettiğim gibi, yani tabii sade bir kahvaltı oldu, sade bir buluşma oldu. Ama önemli olan tabii ki birbirimizi iyi tanımak, iyi görüşmek, bir arada olabilmek aslında. Bunlar birbirimizle bir araçtır. Ben bu anlamda katılımınızdan dolayı hepimize birer birer gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gündem yoğun tabii ki açıkçası. Ülkemizde az önce arkadaşlarımızla konuşuyorduk tabii. Sık sık yeni gündemler olabiliyor. Habercilik bakımından meydana gelecek insanlar arasındaki ilişkilerde, efendime söyleyeyim, bir şehirde, bir sokakta,
her an bir haber çıkabiliyor. Bu konuda yoğun bir çalışma temposu içerisindesiniz. Yani fedakar bir çalışma, koşuşturma içerisinde arkadaşlarınız. Yetiştirme içerisindeki anında haberi vatandaşlarımıza ulaştırmak peşinde. Bu manada büyük emeğiniz, fedakarlarınız söz konusu. Kar, yağmur, fırtına demeden bu çalışmaları yapıyorsunuz. Bu göstermiş olduğunuz fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yani sizleri kutluyoruz. Ben bu vesileyle bundan sonraki süreçte de gerek bandırma sınırları içerisinde her alanda sizlere çalışma hayatınızda sağlıklı, huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum. 10 Ocak Çalışan ve Yöneticiler Günü'nü kutluyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler dileyerek afiyet olsun diyoruz. Dereciler gibi yürekten olmuş. Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz zor bir görev, kutsal bir görev. Bizler de bir kamu görevi yapıyoruz. Bu kamu görevini çok güç şartlar altında yerine getirmeye çalışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Tüm meslekler saygındır. Ama dört meslek ayrı bir saygınlık taşıyor eğer doğru ve dürüst yapılırsa. Bunlardan biri tıp, diğeri hukuk, diğeri öğretmenlik ve diğeri de gazetecilik. Evet, bu mesleklerin dürüst yapılması, ilkeli yapılması son derece önemli. 1950 yılından 80'e kadar Türk basını fikir üretti. 80'den sonra haber üretti. Günümüzde de ne yazık ki hayal üretiyor. Tabii yaygın basın açısından söylüyorum bunu. Yerel basında çok güç koşullarda hizmet vermeye çalışıyor. Şu anda Türkiye'de 15 bin civarında da işsizimiz var. Gazeteci olarak işsiz gazeteci bulunuyor. Bu da tabii son derece üzücü bir durum. Ben sözü uzatmayacağım. Size tekrar teşekkür ediyorum bu nazik jestiniz için. Bundan sonra çalışmanıza da başarılar. Sağ olun.